Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu temporale preposition. Hazırsanız dersimiz başlasın. Temporale prepositionen denince ne anlamalıyız? Temporale preposition arkadaşlar, şöyle ki zamandan bahsederken şu saatte, şundan sonra söz gelimi işten sonra, okuldan çıktıktan sonra gibi zamanla ilgili ya da işte bir yerden sonra, bir yerden ayrılırken, bir yere doğru ilerlerken gibi zamanla ilgili olan edatlar kısaca temporale preposition kapsamı içerisinde. Bunları zaten zaman zaman görüyoruz ancak bu başlık altında daha bir irdelemiş olacağız dilerseniz. İlk temporale prepozisyona baktığımızda arkadaşlar, bunu daha önceden de görmüştük, A1'de de görmüştük. An plus datif, evet burada datifi görüyoruz arkadaşlar. Demek ki an ve datif birlikte kullanılıyormuş temporale prepozisyonda. Hatırlayacak olursanız günleri söylerken ne diyorduk? Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch şeklinde yorumluyorduk, öyle değil mi? Neden öyle yorumlanıyordu arkadaşlar? Aslında işin aslına baktığımızda Montag kelimesine baktığımızda Tag, der Tag, gün demek. Dolayısıyla Montag da aslında artikel olarak baktığımızda der artikeli var. Peki der artikeli datif olduğunda ne olacak? Deyim olacak. Dolayısıyla an ve deyim birleştiğinde ne olacak? Am Montag şeklinde yorumlanacak. Am Dienstag şeklinde yorumlanacak, öyle değil mi? Dolayısıyla an ve demek ki an ve ilgili artikel geldiğinde dönüşme uğruyor ve ne şekilde yorumlanmış oluyor? Dediğim gibi günlerde am Montag, am Dienstag şeklinde yorumlanmış oluyor. Örnek cümlemize bir bakalım arkadaşlar. Am Samstag gehen wir schwimmen. Evet. Ne diyor cümlemiz? Am Samstag, yani hangi gün oluyor? Hatırlayalım günleri. Montag, pazartesi. Salı neydi? Dienstag, çarşamba. Mittwoch, perşembe. Donnerstag, cuma. Freitag, cumartesi. Samstag, pazarda neydi? Sonntag. Demek ki ne demiş oluyorum? Cumartesi günü derken am Samstag demiş oluyorum, değil mi? Am Samstag gehen wir schwimmen. Schwimmen neydi? Yüzmek. Demek ki yüzmeye gidiyoruz derken güzel Türkçe'de. Bu Almanca'da da aynen böyle. Schwimmen gehen şeklinde yorumlanıyor mastar halde. Dolayısıyla am Samstag demiş oluyoruz. Ben bu cümleyi şöyle de diyebilirdim. Wir gehen am Samstag schwimmen şeklinde de pekala yorumlanabilirdi. Yeter ki fiilim, değil mi? Asıl fiilim ne burada? Gehen, gitmek. Dolayısıyla yeter ki fiilim ikinci pozisyonda olsun. Dilediğim gibi diğer öğelerle ne yapabiliyorum? Oynayabiliyorum ki ikinci cümlede de öyle bir şey söz konusu. Öyle bir durum. Şöyle ki ich frühstücke mit meinen Freunden am Mittwoch cümlesini görüyoruz. Frühstücken neydi arkadaşlar? Kahvaltı yapmak, da öyle değil mi? Böyle es veriyorum, belki o cevap geliyordur diye. Eminim ki eğer sıkı bir Almanca Kolay takipçisiyseniz bunları biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Mit meinen Freunden, bakın bu yapıda arkadaşlar mit cümle içerisinde kullanıldığında ne oluyordu? Datiflik oluyordu, öyle değil mi? Dolayısıyla mit meinen Freunden denildiğinde arkadaşlarımla birlikte, değil mi? Kahvaltı yapıyorum derken ich frühstücke mit meinen Freunden am Mittwoch, hangi gündü? Çarşamba günü, değil mi? Dolayısıyla ich frühstücke mit meinen Freunden am Mittwoch. Şöyle de diyebilirdim arkadaşlar. Bunu başarı getirseydim de olurdu. Am Mittwoch frühstücke ich mit meinen Freunden. Olurdu. Şöyle de olurdu, bakın bu am Mittwoch buraya alınsaydı da, değil mi? Eylemden hemen sonra alınsaydı ich frühstücke am Mittwoch mit meinen Freunden şeklinde de yorumlanabilirdi. Güzel Türkçe'de cümlenin başına bir yapıya getiriyorsam ne yapmış oluyorum? O yapıyı vurgulamış oluyorum. Bu durum Almanca için de öyle arkadaşlar. Burada demek ki bu cümlede
ben demek ki ne yapmış oluyorum, değil mi? Özne, eş öznesini, yani ben öznesini vurgulamış oluyorum. Ancak işte buraya am mittwoch gelmiş olsaydı çarşamba gününü vurgulamış olurdum, değil mi? Ya da arkadaşlarımla kahvaltı yapıyorum çarşamba. Bu da olurdu. Dolayısıyla ne yapardım? Mit meinen Freunden frühstücke ich am mittwoch derdim. Kulağa biraz belki devrik gibi geliyor olabilir ama hani alışık olmadığımız için aslında olağan bir cümle, doğru bir cümle. O şekilde de kullanılabilirdi. Sonrakine bakalım arkadaşlar. In plus datif. Demek ki arkadaşlar in'i datif olarak gördüğümüzde ne oluyormuş bir bakalım. Bakın burada zamanla ilgili olduğu için ilk cümle diyor ki in zwei Wochen kommt sie nach Istanbul. Evet. In zwei Wochen. Bakın burada bir süreçten bahsediyor. İki hafta içerisinde derken demek ki in zwei Wochen demiş oluyoruz. Ne yapıyormuş? O İstanbul'a iki hafta içerisinde geliyor demiş oluyoruz, değil mi? In zwei Wochen kommt sie nach Istanbul. Şöyle de diyebilirdim. Sie kommt in zwei Wochen nach Istanbul. Bu da pekala olurdu. Az önce söylemiş olduğum gibi yeter ki ikinci pozisyonda eylemimiz olsun. Bu durumda kommt ikinci pozisyonda olmuş oluyor. Öyle değil mi? Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Sonraki örnek ne diyor? Die Berliner Mauer ist im Jahr. Evet, yılları nasıl okuyorduk? 1989. Değil mi arkadaşlar? Diğer türlü söylenmiyor. 1989 şeklinde söylemeye çalışan arkadaşlarımız oluyor. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü o zaman ne olurdu? Adet olurdu, değil mi? İşte atıyorum 1989 koli diyecek olsaydım, değil mi? Öyle derdim. Ancak yıllarda ne yapıyorduk? 1989 şeklinde yorumluyorduk, değil mi? Buna dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Öncelikle bir anlamlandıralım. Die Berliner Mauer. Evet, bu arkadaşlar Berlin duvarı demek arkadaşlar. Berlin duvarı bilmeyenler için arkadaşlar 62 ve 1989 yılları arasında Berlin'in tam ortasında örülen bir duvardır. Çok ilginç bir hikayesi, bir durumu var. Bununla ilgili birçok belgesel var. Mutlaka ama mutlaka bilmeyenler izlesinler derim. Fallen düşmek demek. Bakın burada perfektlik kullanılmış. Ist gefallen düştü anlamına geliyor arkadaşlar. Yıl ya demek. Das ya. Bakın burada datif olduğu için, değil mi? Datiflikte das ne oluyor? Deme dönüşüyor. Dolayısıyla in ve deyim birleşiyor. Ne olmuş? İm olmuş. Öyle değil mi? Dolayısıyla ne demiş oluyorum? 89 yılında diyecek olursam im Jahr 1989 demiş oluyorum. Öyle değil mi? Demek ki Berlin duvarı 1989 yılında ne oldu? Yıkıldı. Almanca'da bu düştü deniliyor. Ancak güzel Türkçe'de ne deriz? Yıkıldı deriz. Dolayısıyla ist gefallen şeklinde yorumlanıyor arkadaşlar. Bu ne olmuş oluyor? Perfect oluyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla die Berliner Mauer ist im Jahr 1989 gefallen. Ben pekala şöyle de diyebilirdim. Im Jahr 1989 ist die Berliner Mauer gefallen. Bu da pekala olurdu. Sonraki prepozisyona bakalım. Bakın burada plus akusatif kullanılmış. Bunu gördüğünüzde arkadaşlar direkt aklınıza saat gelsin, zamanlar için kullanılıyor. Ya da işte bir çemberde, bir daire etrafında bu trafik adaları olur ya, değil mi? Etrafında dönerken gibi. Burada sürekli bir çember, bir saat gelsin aklınıza. Kullanılmış oluyor. Bakın burada ne var? Akusatif var. Akusatif neydi hatırlayalım? Çok basit bir dönüşüm vardı. Der ne oluyordu? Die'ne dönüşüyordu. Die ve das ne oluyordu? Aynı şekilde kalıyordu, öyle değil mi? Dolayısıyla akusatifi gerektiriyormuş. Evet, bakıyoruz şimdi burada ne diyor? Ich gehe 23 Uhr ins Bett. Evet,
Saat 23'te das Bett neydi arkadaşlar? Yatak demek, değil mi? Demek ki saat 23'te yatağa gidiyorum dediğimde demek ki ne diyecekmişim? Ich gehe um 23 Uhr ins Bett. Bakın burada yeri gelmişken onu söyleyelim. Ins Bett, das Bett yatak demek. Dolayısıyla yatağın içine derken ins Bett diyorum. Tıpkı sinemaya gidiyorum dediğimde ich gehe ins Kino der gibi, değil mi? Wohin? Nereye doğru anlamına geliyor. Ancak burada tabi konsantremiz aslında nerede olmalı? Saatte olmalı. Çünkü burada ne diyor bize? Neyi gerektiriyormuş? Saati. Dolayısıyla akusatifi gerektiriyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla ich gehe 23 Uhr ins Bett. Saat 23'te yatağa gidiyorum. Şöyle de diyebilirdim. 23 Uhr gehe ich ins Bett. Bu da pekala olurdu. Burada zaten vermişiz. Saat 7'de bakın. 7 Uhr stehe ich auf. Aufstehen neydi arkadaşlar? Yataktan kalkmak demekti. Nasıl bir fiildi bu? Ayrılabilir fiildi, öyle değil mi? Ya da olduğum yerden doğrulmak, değil mi? Sandalyeden doğrulmak, ayağa kalkmak anlamına da gelebiliyor aufstehen. Dolayısıyla saat 7'de ne yapıyorum? Yataktan kalkıyorum anlamı doğmuş oluyor. Dolayısıyla 7 Uhr stehe ich auf. Şöyle de diyebilirdim. Ich stehe 7 Uhr auf. Bu da pekala doğru olurdu. Buraya bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Von bis. Bakın von bis şu saatten şu saate anlamı doğuyor. Burada datif akusatif demedim. Neden demedim? Çünkü cümleyi incelediğimizde bunu kavrayacaksınız. Burada çünkü bir karmaşa olsun istemedim arkadaşlar. Bakalım ilk cümleye. Çok basit bir yapı olduğunu göreceksiniz. Wir arbeiten von 8 Uhr bis 16 Uhr. Bakın gayet bariz bir cümle. Ne demekti arbeiten? Almanların çok sevdiği bir eylem. Arbeit neydi? Çalışmak demekti, değil mi? Biz çalışırız, değil mi? Von 8 Uhr bis 16 Uhr, saat 8'den saat 16'ya kadar çalışırız anlamına geliyor, değil mi? Dolayısıyla von 8 Uhr bis 16 Uhr denmiş oluyor. Bakın burada ne olmuş oluyor? Yalın halde kalmış oluyor. İkinci cümleye baktığımızda bakın burada bu sefer ne olmuş? Vom. Bakın von datife dönüşmüş. Neden? Vom 15. Juli bis zum 10. August haben wir Ferien. Öncelikle bir anlamlandıralım. Ferien okul tatili demek arkadaşlar. Juli aylardan neydi? Temmuz demekti, değil mi? August neydi bu da? Ağustos demekti. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar sıralama sayılarında bunları görmüştük, değil mi? Hatta orada doğum günü söylerken, değil mi? Ne yapmıştık bu sıralama sayılarında? Farklı bir şekilde söyleniyordu, değil mi? Tıpkı güzel Türkçe'de işte birinci, ikinci, üçüncü der gibi, değil mi? Orada ne yapmıştık? Hatırlayacak olursanız datif yapıyı kullanmıştık. Bakın burada da aynı şey söz konusu. Von datif şeklinde yorumlanıyor. Dolayısıyla 15. Temmuz gibi düşünün. Pekala biz böyle demeyiz, değil mi? Güzel Türkçe'de ne deriz? Ne deriz güzel Türkçe'de? 15 Temmuz deriz. Dolayısıyla 15 Temmuz'dan Ağustos 10 Ağustos'a kadar tatiliz derken, değil mi? Vom 15. Bakın burada datif yapı kullanılıyor. Bis zum 10. August. Bakın burada da gene her iki tarafta ne var? Datiflik var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ben von diyemem bu durumda. Ne demem gerekiyor? Vom 15. Juli bis zum 10. August haben wir Ferien. Şöyle de diyebilirdim arkadaşlar. Wir haben vom 15. Juli bis zum 10. August Ferien. Bu da pekala olurdu. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Am Samstag gehen wir schwimmen.
Am Samstag gehen wir schwimmen. Ich frühstücke mit meinen Freunden am Mittwoch. Ich frühstücke mit meinen Freunden am Mittwoch. In 2 Wochen kommt sie nach Istanbul. In 2 Wochen kommt sie nach Istanbul. Die Berliner Mauer ist im Jahr 1989 gefallen. Die Berliner Mauer ist im Jahr 1989 gefallen. Ich gehe um 23 Uhr ins Bett. Ich gehe um 23 Uhr ins Bett. Um 7 Uhr stehe ich auf. Um 7 Uhr stehe ich auf. Wir arbeiten von 8 Uhr bis 16 Uhr. Wir arbeiten von 8 Uhr bis 16 Uhr. Vom 15. Juli bis zum 10. August haben wir Ferien. Vom 15. Juli bis zum 10. August haben wir Ferien. Bir sonraki präpozisyona bakalım. Zwischen görüyoruz arkadaşlar. Zwischen arasında demek. Cümlemizi bir inceleyelim. Meine Sprechstunde ist am Dienstag zwischen 8 Uhr und 10 Uhr. Öncelikle bir anlamlandıralım. Die Sprechstunde arkadaşlar. Sprecher neydi? Konuşma. Stunde de saat. Güzel Türkçe'de biz buna ne deriz? Ofis saati ya da görüşme saati deriz değil mi? Dolayısıyla Almanca'da bu Sprechstunde olarak yorumlanıyor. Bu söz gelimi nerede olabilir? Bir doktorun görüşme saati vardır değil mi? Bir avukatlık bürosunun bir görüşme saati vardır gibi durumlarda kullanılan bir kelime bu arkadaşlar. Meine Sprechstunde ist am Dienstag zwischen 8 Uhr und 10 Uhr. Evet, benimle görüşme saati değil mi? Öğretmenlerde de oluyor bu. Saat 8 ve 10 arasında hangi gün? Am Dienstag. Demek ki salı günü saat 8 ve 10 arasında derken zwischen kullanılmış oluyor. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Öncelikle günü belirtiyorum. Am Dienstag ve ardından şu saatler arası dediğimde zwischen'i kullanmış oluyorum. Az önce von ve bis'i görmüştük. Şu saatten şu saate anlamında. Ancak burada da gene aynı anlama gelen arasındayı görmüş oluyoruz. O da demek ki zwischen olarak yorumlanıyor. Değil mi? Ben pekala şöyle de diyebilirdim. Am Dienstag zwischen 8 Uhr und 10 Uhr ist meine Sprechstunde de diyebilirim. Değil mi arkadaşlar? Bir sonrakine baktığımızda burada bei plus datifi görüyoruz. Bei de da anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Ne demek istediğimi ve datifle ilgili bir yapı bu. Ne demek istediğimi burada anlayacaksınız. Beim Essen spricht man nicht. Evet, sprechen neydi az önce söyledik değil mi? Konuşmak demekti. Düzensiz bir fiil bu aynı zamanda arkadaşlar. Beim Essen, Essen, bakın burada büyük yazılmış, yemek, yani öğün, yemek esnasında dediğimde demek ki beim Essen, bakın burada da bir zaman söz konusu, yemek süresince gibi bir anlam doğmuş oluyor. Dolayısıyla bu temporale preposition kapsamında düşünülmesi gereken bir yapı. Demek ki yemek esnasında dediğimde beim Essen demiş oluyorum. Beim Essen spricht man nicht. Bakın buradaki man arkadaşlar üçüncü tekil gibi düşünülmesi gerekiyor. Konuşulmaz, yapılmaz, edilmez dendiğinde üçüncü tekil kullanılıyor Almanca'da. Dolayısıyla ben bunu şu şekilde de yorumlayabilirdim. Man spricht beim Essen nicht şeklinde de yorumlanabilirdi. Demek ki yemekte konuşulmaz, yemek süresince konuşulmaz anlamına gelen beim Essen spricht man nicht cümlesinin görüyoruz. Sonraki örneğe bakalım. Burada nasıl bir yapı var? Vor plus dativ. Evet, vor saatlerde hatırlayacak olursak neydi? Kala. Evet, düzeltiyorum. Değil mi? Var dediğimde. Değil mi? Dolayısıyla vor önünde anlamında. Değil mi? Vor dem, bakın burada datiflik var. Vor dem Unterricht
mache ich mein Frühstück. Evet, Unterricht, der Unterricht neydi? Ders saati demek değil mi? Frühstück, az önce gördük bunu. Kahvaltı, ancak bunu nasıl gördük? Eylem şeklinde gördük değil mi? Frühstück arkadaşlar, kelime itibariyle bakıldığında Stück, lokma anlamında. Früh de erken, yani erken lokma, kahvaltı kelimesi demek ki buradan çıkmış oluyor. Bakın, vor dem Unterricht, bakın der Unterricht ne olmuş? Der Unterricht, dem Unterricht olmuş. Neden? Çünkü vor datiflik gerektiriyor. Değil mi? Der ve das ne oluyordu datifte? Dem oluyordu. Die ne oluyordu? Der oluyordu. Dolayısıyla ders saatinden önce diyecek olursam vor dem Unterricht demem gerekiyor. Vor dem Unterricht mache ich mein Frühstück, dersten önce kahvaltımı yaparım demiş oluyorum değil mi? Şöyle de diyebilirdim. Ich mache vor dem Unterricht mein Frühstück. Bu da pekala doğru bir cümle olurdu. Buraya bakıyoruz. Evet, nach plus datif. Evet, az önce vor ve nach, bunu hatırlarsak saatler konusunda görmüştük. Nach neydi? Geçe dediğimde kullanılıyordu. Yani ondan sonra değil mi? Belli bir şeyden sonra. Bakın burada ne demiş? Nach der Schule gehe ich ins Fitnessstudio. Evet, gayet anlaşılır bir cümle. Ne diyor? Okuldan sonra değil mi? Ders süresi bittikten sonra gibi düşünelim değil mi? Gehen, giderim. Fitnessstudio, bu da neydi? Ne demekti arkadaşlar? Fitness değil mi? Spor salonu anlamında. Dolayısıyla okuldan sonra fitness salonuna giderim dediğimde artık Türkçe'de de, güzel Türkçe'de de fitness kalıbı artık oturdu öyle değil mi? Spor salonu, fitness salonu gibi değil mi? Dolayısıyla okuldan sonra fitness salonuna giderim dediğimde nach der Schule gehe ich ins Fitnessstudio diyebileceğim gibi şöyle de diyebilirim. Ich gehe nach der Schule ins Fitnessstudio da diyebilirim. Ve geldi sıra son örneğimize. Seit plus Dativ. Arkadaşlar seit'den beri anlamında kullanılıyor. Seit mesela yılı belirttiğimde kullanabilirim. Şu yıldan beri söz gelimi seit 2001. 2001'den beri. Ya da dünden beri diyecek olursam seit gestern, bu da olur. Örneğe bir bakalım. Johanna lebt seit 5 Jahren in Karlsruhe. Bakın burada Johanna, bu bir kadın ismi. Leben, yaşamak. Seit 5 Jahren, 5 yıldan beri ne diyor? In Karlsruhe. Karlsruhe, bu da Almanya'da bir şehir. Ne diyor cümlemiz? Johanna 5 yıldan beri Karlsruhe'de yaşıyor derken demek ki Johanna lebt seit 5 Jahren in Karlsruhe demiş oluyoruz. Şöyle de diyebilirdik. Seit 5 Jahren lebt Johanna in Karlsruhe'de diyebilirdim. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Meine Sprechstunde ist am Dienstag zwischen 8 Uhr und 10 Uhr. Meine Sprechstunde ist am Dienstag zwischen 8 Uhr und 10 Uhr. Beim Essen spricht man nicht. Beim Essen spricht man nicht. Vor dem Unterricht mache ich mein Frühstück. Vor dem Unterricht mache ich mein Frühstück. Nach der Schule gehe ich ins Fitnessstudio. Nach der Schule gehe ich ins Fitnessstudio. Johanna lebt seit 5 Jahren in Karlsruhe. Johanna lebt seit 5 Jahren in Karlsruhe. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde temporale preposition konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss!